Bu kim biliyor musunuz? Kim? Bahsi Doğan. Oradaki Zaman Gazetesi'nin temsilcisi. Görüyor musunuz? Beraberler. Bakın. Başka bir yürüyüşte de beraberler. Allah Allah. Hollanda'da gazetecilik yapan Basri Doğan'a yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan bir kişi tutuklandı. Amsterdam Siber Suçlar ve Sosyal Suçlarla Mücadele Biriminde görevli polisler, gazeteci Basri Doğan'a tehdit ve hakaret içeren mesajlar atan ATG'yi bir yıldır takipteydi. ATG, Amsterdam'daki ikametinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gazeteci Basri Doğan, Hollanda'da kendisine yönelik artan tehditler ve hakaretlerden dolayı Amsterdam polisine 10 ayrı şikayette bulunmuştu. Basri Doğan'ı Hollanda Başbakanı Mark Rutte'la yaptığı röportaj görüntüleri üzerinden terörist ilan eden AKP yanlısı Beyaz TV, Hollanda medyasının gündemine gelmişti. Mark Rutte ile. Bu kim biliyor musunuz? Kim? Basri Doğan, oradaki Zaman Gazetesi'nin temsilcisi. Görüyor musunuz? Beraberler. Başbakan Rutte'la röportaj yapılmasının terör delili gösterilmesine bir anlam veremeyen Hollanda medyası, Doğan'ın 25 yıllık gazeteci olduğuna dikkat çekmişti. Beyaz TV'de canlı yayına çıkan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek, Basri Doğan'ı terörist ilan etmişti. Ben size fotoğraflarıyla gösteriyorum. Bunları da bulmak için Facebook'a giriyorsunuz, buluyorsunuz. Buyurun, yine o Basri Doğan denilen teröristin yine fotoğrafları görüyor musunuz? Hollanda'daki kardeşlerim, bu Basri Doğan'ı iyi görmeniz lazım. Yolda falan gördüğünüz zaman sormanız lazım. Bu işlerin içinde Türk milletine... Bu Hollandalıların saldırmasında senin gibi bir teröristin ne oranda parmağı var? Sormanız lazım. Ne oranda? Bunlar Hollanda ile beraber hareket ediyor. Hollanda'da yaşayan Türk kardeşlerimiz ne yapacağını bilir şeklinde beyanlarla gazeteci Doğan'a hedef göstermişti. Ne işin var Hollanda Başbakanı? Öyle değil mi?